Aa, Cem. Süreyya Hanım merhaba, iyi günler. Hoş geldin. Harika söylemedin senin geleceğini. Evet, haberi yoktu. Benim ona bir sürprizim vardı. Ha, bak sen. Harika. Cem geldi. Cem. Hoş geldin canım. Hoş buldum. Ne oldu, bir şey mi oldu? Seni bir yere götüreceğim. Çok seveceksin, bir sürprizim var. Tabii eğer Süreyya Hanım müsaade edersen. Canım çalışmam lazım, biliyorsun yani şu an gelemem. Tamam, biliyorum biliyorum. Çok hızlı olacağız, gideceğiz geleceğiz. Düğün için harika bir mekan buldum, bayılacaksın. Canım gerçekten gelemem. Yani biliyorsun aklımı veremiyorum da. Harikacığım. Mekanı randevuyla gösteriyorlar. Gittik gittik. Gidemedik, başka bir zaman göremeyebilirsin. E canım sen de gidiver artık. Gelince devam edersin tatlım. Git bence. İyisi tamam, hadi değişeyim sizi, geliyorum. Söylemeyecek misin artık? Geldik geldik. Burası mı düğün mekanı? Ne oluyor? Gel. Ne oluyor? Yeni ofisin hayırlı olsun. Burada harikalar yaratacağına eminim. Müstakbel koca. Cem. Aşkım. Sen bu romanı yazmadan senin gözün mekan da görmeyecek, evlilik de gelinlik de. Ben bunun farkındayım. Ve çok da haklısın, ben seni anlıyorum. Ben de düşündüm ne yapabilirim, elimden ne gelir diye. Bizim de işte bir tane binamız vardı, yenilenecek falan. Ben de dedim ki harikaya güzel bir ofis yapayım. Artık burada rahat rahat çalışırsın. Keyfine bak. Yani ne desem bilemiyorum. Aşkım senin hiçbir şey söylemene gerek yok. Sen mutlu ol, bana yeter. Cem ben... Sen beni çok seviyorsun. Ben de seni çok seviyorum. Başka bir şey diyecektim. Ne diyeceksin? Ben bugüne kadar sana hiç yalan söylemedim, biliyorsun. Bundan sonra da söylemek istemiyorum. Tamam, söyle hadi. Ben biraz gerilmeye başladım. Anlamıyorum ya. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Harika, sen ne istiyorsun? Sadece biraz zaman istiyorum. O kadar. Zaman? Biz düğün tarihi konuşuyorduk harika en son. Ya ne değişti harika? Sen evlenmek istemiyor musun benimle? İstiyordum yani. Kafan karıştı. Benim kafamın içinde böyle şüpheler varken ben sana rol yapamam. Haksızlık edemem sana. Şüpheler. Bu kafandaki şüpheler senin durduk yere oluşmadı değil mi? Sen bana her şeyi anlattın, emin misin? Hayır, anlatmadım. Tamam, şimdi anlat. Dinliyorum ben. Anlatsana, harika, dinliyorum hadi. Ben birini öptüm. Ne? Sen şaka mı yapıyorsun ya? Öyle bir niyetim yoktu gerçekten. Birden oldu.
kim? Ne önemi var? Ya kim? Kim o şerefsiz herif? Cem, bir sakin olur musun? Sakinim! Ben sakinim. Bu şerefsizdi değil mi? Kemal denen şerefsizdi değil mi? Bak ben biliyordum harika, biliyordum. Anlamıştım, ben hissetmiştim. Bu adi herif seni ne yaptı, neti tuzağına düşürdü değil mi? Ya yeter! Saf değilim ben. Kimse beni tuzağına falan düşürmedi. Ben yaptım. Anladın mı? Ben öptüm. Sana yazıklar olsun ya. Ha, olsun evet, olsun. Böyle olsun istemedim. Ben dürüst olayım istedim sana. Evliliğimize böyle bir yalanla başlamak istemedim. Haklısın, özür dilerim. Ya sen bunu nasıl yaparsın harika ya? Ya ben sen ne istiyorsan yapıyorum harika. Her şeyi ayaklarının altına seriyorum senin. Çırpınıyorum burada ben senin için, görmüyor musun? Ne istiyorsun sen ya? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Başkası yapsa ben çok kızarım. Sen yapsan affetmem. Biliyorum sen de affetmeyeceksin ama oldu yani. Üzgünüm. Üzgünüm. Sen o adama aşık mı oldun? Hayır, öyle bir şey değil. Bizim aramızda hiçbir şey olmadı. Ben seni kırmak istemedim Cem. Yani oldu ama çok üzgünüm. Gerçekten özür dilerim. Yani dersen ki bundan sonra seni görmek istemiyorum, haklısın. Bir şey demiyorum. Sen ayrılmak mı istiyorsun? Ya harika, bak sana çok net bir soru soruyorum ya. Bu ilişkiye devam etmek istiyor musun, istemiyor musun? Bilmiyorum. Tamam, o zaman bak şöyle yapalım. Sen bir düşün, bir karar ver, beni öyle ara, tamam mı? Yani çocuk oyuncağı değil bu, biz evleniyoruz harika. İkimizin de hayatı söz konusu burada. Cem. Senden tek bir şey rica edeceğim. Yani en azından geçici bir süre bu rezillikten kimsenin haberi olmasın, tamam mı? Benim için yapabilirsin değil mi bunu? Benim için. Bu durumu söylemem. Ofisten de kalsın ya, ister kullan ister kullanma.